Belotti gelmez mi Ahmet Bey demiş. Yok. Yani Belotti'nin rakamlar vesaire çok çok yüksek. Nino? Daha stoper gelmeyecek. Gelmeyecek mi? Atilla Szalai giderse evet. Hı-hı. Atilla Szalai'nin de şu an gitme gibi satılma gibi durumu yok. Bakacağız. Yarın bu bilgimi de güncelleyeceğim. Peki Ahmet Bey bize küsmüş gibi kafasını öne yiyor. Peki biz devam yok, edelim. Yok arkadaşlar haber şey kadro açıklandı ya. Kadro bu. Tamam. Bu sırada arkadaşlar biz sizinle konuşabiliriz. Sorularınızı yan kısımdan iletin. Ben de sorayım Ahmet Selim'e. Hemen bakıyoruz. İshak Vural unutuldu sözleşmesinde zorunlu oynatma var mı demiş Eren Yüksel. Hayır. Unutuldu dediğiniz arkadaşlar 16 yaşında bu İshak. Nasıl unutuldu? Ne oldu da yapmayın böyle. Gencecik çocuk. Zaten Benfica'dan şeyin tanıdığı bir çocuk direkt. Nedir onun adı? Hocanın direkt tanıdığı bir çocuk. Onu da söyleyeyim. Abi ne? Sinirlenmeden artık arkadaşlar yavaş yavaş sona da gelirken Mert Hakan'ın forma şansı bulamayacağını düşündüğü için başkanla konuştuğu doğru mu demiş? Yalan. Mert Hakan'ın sakatlığı bir an önce atlatmaya odaklanmış durumda. Sakatlığında da kendinin herhangi bir şeyi ihmali vesaire öyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Mert Hakan çalışıyor, iyi de çalışıyor. Mutsuz ve sinirli çünkü sezon başında arkadaşlarının gerisinde kaldı, yarışta geride kaldı. Şey nedir onun adı? Öyle yok öyle oynamadığı için mutsuz başkanla konuştu. Yalan dolan bunlar yani. Peki. Yine aynı sorular tekrar etmeye başladı. İşim kaldı mı ya? Emre Mor neden hoca açıkladı? Emre Mor neden girip kendini kötü hissetmiş. Bence fazla heyecan yaptı ve şey dağıldı yani biraz. Bundan dolayı şey hemen alındı oyundan. Ya umarım kazanılır Emre Mor da Fenerbahçe yerli oyuncuları İrfan'ı Mert Hakan'ı daha kolay kolay kullanamıyor. Yani taraftarı linç ediyor, dışarıdan linç ediyorlar. Hani bunların hepsi oluyor ve Fenerbahçe koruyamıyor bu oyuncularını. Ya Emre Mor'u umarım düzeltebilir ama ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu transfer olurken de aynı şeyi demiştim. Yani Fenerbahçe bu tarz sorunlu oyuncuları sorunlu oyuncuya dönüşüyor Fenerbahçe'nin daha çok. Nasıl düzeltecek diyordum. İnşallah düzelir. Çok isteriz yani iyi olsun, başarılı olsun. Başka bakıyorum bütün isimler çıktı. Yani Pedro Cilerme'yi soracağız arkadaşlar. Bir de neyi soracaktık? Bir şey daha soracaktık Ceren. Hemen hatırlatıyorum. Neyse sonra şey yaparız. Gümüşkaya ile ilgili son karar verilmedi. Gümüşkaya eğer ayrılmasına karar verilirse Westerlo'ya gidecek. Her şey tamam. Arda'nın serbest kalmadığı. Evet. Arda'nın serbest kalmadığı. Ceren yani. Arkadaşlar B12 eksikliğim var, kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Başka da transfer. Her şeyi anlattığımızı düşünüyorum. Sol bekleri anlattık. Forvetleri söyledik. Olsun. Taremi var. Sörlot var gündemde. Plea benim bildiğim yok. Herkes soruyor. Ama bakalım yani. Osayi teklif gelmez mi demişler. Osayi. Kime? Osayi. Osayi bu yıl gelmez. Osayi ile ilgilenen kulüpler var burada. Rangers falan ilgileniyordu ama yani bu yıl öyle ayrılma durumu falan gündemde olmaz. Hı. Joao Pedro sakat olduğu bilinerek mi transfer edildi? Yani arkadaşlar sosyal medyadan çıkın çıkın. Vallahi bak okuduğunuz şeylerin 10'unun 12 tanesi yalan. Pedro'nun kasında yırtık vardı. O yırtığın tedavisi devam ediyor. Yani bunlar dünyanın en standart sakatlıkları. Sakat şey bir sakatlık değil bu yani. Uzun ciddi bir sakatlık değil yani. Evet. Yavaş Yok yavaş gidiyoruz. Kaan Yani. Ayhan vardı bir tek ama o da Kaan Ayhan dediler ama Kaan Ayhan'la ilgili duydum bir şeyler, bir girişimler oluyor vesaire diye duydum ama stoper transferi bitti yani. Hani Pedro Henrique olmasaydı belki oraya da yönlenirlerdi. Tabii bir de yerli oyuncu diye bakıyorsun. Şey nedir onun adı? Öyle bir şeyler
Yok yani artık stoper takviyesi çok düşük ihtimal arkadaşlar. Ceren Dalkacak ne düşün? Arkadaşlar. Evet, ben şimdi size ne düşünmeniz gerektiğini söylüyorum. Forma hediye ediyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videodan hemen sonra yorum kısmına abone oldum yazmayı unutmayın. Her ayın sonunda yaptığımız forma çekilişine katılmak için. Nurettin Onun abi, ha pardon. söyle. Yok Nurettin yok abi söyle. güzel bir soru sormuş. Bak böyle güzel soruları hani gerçekten takdir ediyorum. Bütün oyuncular idmana katılıyor mu demiş. Hayır abi. Lemos şimdi bu stoper eksiğinden sonra çıkmıştı. Şimdi kadroya yazıldı ama şimdi Tisserand çıktı. Yani normalde Pelkas, Berisha, Tisserand bunlar böyle takımdan ayrı çalışmıyor ama diğerleri Samatta, Meyer, Kolker ve Lemos işte takıma katıldı bu şeylerden dolayı. Üçü takımdan ayrı çalışıyor. Hepsi takımla çalışmıyor. Ama yani ayrılacak 7-8 oyuncu var. Umarım bu bir an önce gerçekleşir. Ayrılacak oyuncu negatif enerjidir arkadaşlar. O yüzden bu işleri de hızlı atıp sezona odaklanmak gerekiyor. Piatek neden gündemde değil bilmiyorum. King arkadaşlar ikinci maçında yuhalandı yani. Ne bekliyorsunuz ki? King ben geçen yıl bayağı da maç izledim Watford'ın. King Fenerbahçe'de her türlü iş yapabilecek bir adam ama siz beklentileri nereye koyacağınıza Bir bağlı. de kendisi de söyledi ya hazır değilim diye. Değilim dedi adam yani. Hazır olmadığını da söyledi. King Ama fiziği falan her bence türlü iş in. yapar. Gol sayısına bakmayın. Oyun bilgisiyle yanındakileri attırır. Atakların içinde olur. Kendisi çok fazla üretemese de oyun aklıyla fark yaratır. Fiziksel olarak da iyi duruma geldi mi King'i herkes sever. İyi bir oyuncu yani. Peki hiç bilmediğimiz bir haber var mı Selim? Öyle bir şey yok Ceren. Öyle nereden? Hiç bilmediğimiz bir Bilmediğimiz haber. Aklıma gelmiyor yani öyle bir konu. şey diyormuşum. Ekstra bir haber almadan kapatmıyoruz falan. Ama arkadaşlar artık yayının sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bir Siz şey de bir... kalmadı. Benim 3 transfer kaldı. O yüzden gündemde zayıflıyor. 3 transferle ilgili de konuştuk. Gidecek oyuncuları anlattık. Başka da bir şey yok gibi. Forvet konusunda muhakkak Sörloth, Taremi dışında da isim duyacağız. Bakalım. Umarım doğru ismi ben bulurum. Umarız. Takipçisi olacağız. Zaten bu süreci de takip ediyor olacağız. Yayınlarımızı o yüzden izlemeye devam edin.